Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 2020 DGS nasıl olacak? DGS kolay mı olacak? DGS zor mu olacak? DGS matematik soruları nasıl olacak? DGS Türkçe soruları nasıl olacak arkadaşlar? Videomuzu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağız. Videomuzun sonunda da arkadaşlar son bir ayda nasıl çalışmanız lazım? Neler yapmanız lazım? Kısaca buna da değineceğiz. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar 12 Temmuz, 12-16 Temmuz'da 5 günlük DGS Cebir Kampı yapacağız. Kampa katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan Hanife Hoca, ben Instagram'dan Hanife Hoca hesabına arkadaşlar mesaj olarak yazabilirsiniz. Problemler kampını yaptık, sayısal mantık kampını yaptık. 12-16 Temmuz'da Cebir Kampı'nı yapacağız. Sonra 20 Temmuz'da arkadaşlar olasılık, permütasyon, kombinasyon, olasılık, fonksiyonlar ve kümeler kampı yapacağız arkadaşlar. Sonra konularımızı bitireceğiz. Şimdi gelelim asıl konumuza arkadaşlar. DGS nasıl olacak? 2020 YKS'nin bize öğrettiği bir şey var arkadaşlar. 2019 DGS, 2019 TYT ve 2020 TYT'de biz gördük ki Türkçe soruları, şıkları birbirine çok yakın oluyor. Kitap okumayan arkadaşlar Türkçe sorularında çok aşırı zorlanacaklardır. Dolayısıyla 2020 DGS'de Türkçe sorularına gerekli özeni gösteriyoruz arkadaşlar. Türkçe sorularına önem veriyoruz. Türkçe sorularının zor olabileceğini, şıkların birbirine çok yakın olabileceğini ve kitap okumayan arkadaşların sorularda gerçekten zorlanabileceğini size söyleyebilirim. Özellikle sözelci arkadaşlar Türkçe sorularına dikkat etsinler. Eşit ağırlıkçı arkadaşlar Türkçe sorularında hızlı olacağım derken çok yanlış çıkarmayın arkadaşlar. Sayısalcı arkadaşlar da Türkçe'de boğulmayın. Türkçeden 10 tane soru yapın ve matematiğe geçin. Türkçenin zor olabileceğini söylüyorum arkadaşlar. Şıklar birbirine çok yakın olacaktır. Muhtemelen de böyle olacaktır. Ama kitap okuyan arkadaşlar ve bolca soru çözen arkadaşlarım bu probleminin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Şimdi peki matematik nasıl olacak? Türkçe böyleyse matematik nasıl olur? 2018 DGS'ye baktığımızda arkadaşlar ÖSYM'nin yeni bir formata geçtiğini gördük. Özellikle yeni nesil sorulara yoğunlaştığını ve yeni nesil soruların çoğunlukta olduğunu gördük. Tam buna alışacağız derken 2019 DGS'ye bir baktık. ÖSYM eski formata tekrar geri dönmüş. Yeni nesil sorulardan eski nesil sorulara tekrardan bir dönüş var. Acaba biz burada yanıldık mı dedik derken 2020 TYT'ye bakıyoruz arkadaşlar. 2020 TYT'de de aynısı var. Dolayısıyla 2020 DGS'de arkadaşlar eski nesil dediğiniz normal klasik sorular var ya, denklem kurduğunuz normal üstlü sayılar, normal köklü sayılar, bunların olabileceğini ve 2019 DGS'ye benzeyebileceğini size söyleyebilirim. Ben bu seneki DGS'nin 2018 ve 2019 arası karışık bir şey olacağını düşünüyorum. Hani biraz ilginç bir şey ama bu seneki DGS'nin komple klasik olmayacağını ama sizin hayal ettiğiniz gibi böyle komple yeni sorulardan da oluşmayacağını söyleyebilirim. Tabii ki bu benim öngörüm. Yani bu kesin diyemeyiz ama bu şekilde olabileceğini söylüyorum arkadaşlar. Yani kendinizi komple şartlandırmayın. Çok zor olacak, yeni nesil olacak, hiçbir şey anlamayacağız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. ÖSYM formatları değiştiriyor. Ve eski nesile bir dönüş var. Ben öyle gördüm. Dolayısıyla 2020 DGS'de de eski tarz soruların çoğunlukta olabileceğini ama 2018 DGS'de olduğu gibi bazı soruların özellikle üstlü sayılarla ilgili, mutlak değerle ilgili arkadaşlar soruların, rasyonel sayılarla ilgili soruların klasik değil de yeni nesil sorulara benzeyebileceğini size söyleyebilirim. Matematik zor mu olacak? Matematiğin zor olacağını düşünmüyorum. Matematiğin kolay olacağını ama Türkçenin zor olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hazırlıklarınızı ona göre yapın. Türkçenin zor olması iyi midir? Bence iyidir. Matematiğin kolay olması iyi midir? Bence kötüdür arkadaşlar. Matematik çok kolay olmaması lazım. Çok zor da olmaması lazım. Aynı şekilde Türkçenin de çok zor olmaması lazım. Orta zorlukta her sınav iyidir arkadaşlar. Peki son bir ay kaldı, neler yapmanız lazım? Kısaca buna da değinelim ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar son bir ayda eğer konularınızı bitirdiyseniz günde iki tane deneme yapıyorsunuz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok.
bol bol soru çözüyorsunuz ve deneme atıyorsunuz. Konularınızı bitirmediyseniz bir an önce konularınızı bitirin arkadaşlar. Yani konuları bitirmeden sınav yaklaştıkça daha çok stres olacaksınız. Bu önemli. Dolayısıyla konularınızı bitirin. Cebir kampına katılmak isteyenler de bana mesaj atsın. Permütasyon, kombinasyon, fonksiyon ve olasılık kampına da katılmak isteyenler bana mesaj atsınlar arkadaşlar. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.